Hanımlar Oya ve Dantel Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmını tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bir üyemizin gönderdiği sipariş aldığı bu model üzerine ve yapımını istediği bu modeli hep birlikte aşama aşama göstereceğim hanımlar. Üst tarafı fıstık oyası, alt tarafı zincirle yuva oluşturacağız. Aralara da böyle ara vereceğiz. Hep birlikte başlayalım. Kamera açımızı genişleterek işimize başlayalım arkadaşlar. Kameramı da sabitledikten sonra Evet. Yazmamızın tığ battısını yapalım. Yazmamızın tığ battısını yaptıktan sonra ilk tığ battıdan ipimizi sabitleyelim. 1 2 3 zincir çekip başına bir kez dolayıp yandaki tığ battısına girelim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki çıkış yapalım. 1-2-3-4-5 zincir çekip bu çıkmış olduğumuz araya batıp kapatıp pimpirik yapalım tepesine tekrar 3 zincir çekiyorum hemen onun yanındaki tığ battıya sık iğne ile kapatıyorum iki motif arası çiçek arası bunu yaparak ara veriyoruz bana gelen model böyleydi hanımlar 1-2-3 zincir başına bir kez dola yandaki tığ bat diye gir önce bir kez sonra iki sonra iki alıp çıkalım 1 2 3 4 5 zincir çekelim aradan batıp kapatalım 1 2 3 zincir çekelim diğer tığ bat sık iğne ile sabitleyelim işte hanımlar istediğimiz arayı böyle yaparak veriyoruz şimdi 1 2 yuvaya hazırlamamız için 2 zincir çektim yandaki tığ bat battım kapadım 1 2 zincir çektim. Diğer yandaki tığ battıya battım, kapadım. 2 zincir çektim. Bir diğer tığ battısına battım, kapadım. 3 tane boş 2 zincirli batıp kapadım hanımlar. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim, döndürdüm oyamı. İlk baştaki boş kutucuğuma bakın 1 2 3. İlk baştaki boş kutucuğuma battım, kapadım. 1 zincir çekip dönüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 zincirimi bakın bu yuvaya yapmış olduğum yuvaya kapatıyorum. Ben 16 zincir çektim. Şu çiçeğin saplarının ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar zincir çekebilirsiniz hanımlar. Tekrar 16 zincir çekiyorum. 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Yine aynı yuvaya kapatıyorum. Bu işlemi 4 kez yapacağım. 4 kez 16 zincir çekip yuvama kapatacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 zincir çektim. Yine aynı yuvama kapadım. 3 tane oldu. Tekrar bir daha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 zincir çektim. Yine aynı yuvama kapadım. Şimdi hanımlar bir sık iğnesiyle bakın buradaki tığ battıma geçiş yapıyorum hemen. Bir sık iğnesiyle geçiş yaptım. 4 tane 16 zincirli yuvamızı hazırladık. 1 2 3 zincir çektim başına bir kez doladım yandaki tığ battıma battım önce bir kez sonra iki sonra iki çıkış yaptım 3 4 5 zincir çektim aradan batıp kapatıp tepesine pimpirik yaptım 1 2 3 zincir çektim yandaki tığ battıya bir sık iğnesiyle sabitledim 1 2 3 zincir çektim başına bir kez doladım onun yandaki tığ battısına girdim Önce bir kez, sonra iki, sonraki aldım. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Beş. Bu aradan battım, kapadım. Bir, iki, üç zincir çektim. Diğer tığ battısına sık iğne ile kapadım. Yine arasını böyle yapıyoruz hanımlar. Bakın burada bir, iki, üç, dört, beş tane yapmışım. Ve tekrar bu e, şeyin gövdesini kurmuşuz. Sizin isteğinize kalmış. İstediğiniz şekilde bu arayı verdikten sonra yine bu 16 zincir çekip gövdesini kuruyorsunuz. Şimdi üst kısmına, fıstık kısmına geçelim. Evet hanımlar, şimdi bakın burada 4 tane 16 zincir çektiğimiz yuvalarımız var. Şimdi ilk yuvamı şöyle ortalayıp ipimi sabitleyeceğim oraya. Tam ortasına ipimi sabitledim. 10 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Parmağımın üzerine koydum çekmiş olduğum zinciri. Zincire batmadan altından girdim tığımla ilmek aldım. Dibinde zincir çektim ilmeğimi sıkıladım, hafif uzattım. Altından girdim, ilmek aldım. Dibinde zincir çektim, hafif uzattım. 3 oldu. Altından girdim, ilmek aldım. Dibinde bir zincir çektim. 4 oldu. Bu işlemi 15 kez yapıyorum. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 bakın şimdi bunların hepsini birden çekiyorum şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar bakın hepsini birden çektim Yine aynı yuvaya giriyorum. Sıkılıyorum buraya. 1 2 3 zincir çektim. Buradaki diğer ikinci yuvama geçiş yaptım. Tam ortasına 3 zincirim sık iğne ile sabitledim. Yine 10 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 parmağımın üzerine koydum altından girdim bir ilmek aldım dibine ilmeğimi zincir çekiyorum bir tane hafif sıkılayıp hafif çok hafif uzatıyorum altından girdim ilmek aldım ilmeğime bir zincir çektim çok hafif uzattım 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 15 kez ilmeğimizi aldık diplerinde birer zincir çekerek tığımıza topladık hepsini birden çektim hepsini birden çekiyorum aynı o yuvaya girdim sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir çekiyorum sıradaki yuvama geçiş yapıyorum tam ortasından 3 zincirimi sık iğne ile sabitliyorum bakın şimdi yine 10 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bu iki çiçekte de yaprakta da olduğu gibi burayı da aynı şekilde yapıyorum son dördüncü dalımı da üstüne çiçeğin aynı şekil yapıp tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk iki yapraktaki gibi son iki yaprağım da aynı şekil yaptım kapattım. Oyamızın yapım aşaması böyleydi inşallah anlatabildim. Arkadaşımız sipariş almış. Rabbim bol kazanç versin güzel güzel kazançlar versin bol siparişler versin inşallah. Hayırlı olsun diyoruz. Evet hanımlar kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmını tıklayarak abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize güzel bakın.